Ekrem İmamoğlu maçlara gidiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor, başkan olduğunu söylüyor ama AKP'den birçok yetkili çıkıp konuşmasına rağmen Binali Yıldırım yoktu. Bugün kameranın karşısına geçti ve şu ifadeyi kullandı birebir, rakibinin kendisinden çok oy aldığını söyledi. Önce bir bakalım, sonra bunun üzerine biraz konuşalım. Ne demiş Binali Yıldırım? İki parti, Binali Yıldırım şöyle diyor, iki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden benim oyum artmaktadır? Bu sorunun cevabını bekliyorum dedi bugünkü basın toplantısında. Aslında bu sorunun cevabı verilmişti geçtiğimiz günlerde. CHP milletvekili Mehmet Bekeroğlu, evet Binali Yıldırım'ın oylarında artış var, sebep şu, aslında normalde seçmenin, vatandaşın Binali Yıldırım'ın isminin altındaki o boş bölüme mührü vurması gerekiyor. Ama parti ambleminin üzerine vuranlar var. Normalde bunun geçersiz sayılması gerekiyor. Ama itirazlar neticesinde bunu da kabul ettik dediği iki taraflar. Ve bu sebeple oyların arttığı gerçeği var. Bununla ilgili aslında hani cevap bekliyorum dediği kısmın cevabı var. Satır başları ise şöyle, Binali Yıldırım'ın açıklamalarının. Diyor ki, bir tahammülsüzlük var ortada. Seçimi kazandık, mazbatayı verin. Seçimin kazanıldığının kararını sen mi vereceksin? YSK verir bu kararı. Anıtkabir'de bu ünvanla imza atarsan, sokakta dolaşıp mitingler yaparsan, YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Şimdi burada bir duralım. Açıklamaları okuyacağım, geri kalanını. O zaman aynı Binali Yıldırım'a, oradaki bir basın mensubu bu. Keşke şu soruyu da sorsaydı. Eğer bu YSK'yı etkilemekse, sonuçları etkilemekse, siz 31 Mart gecesi daha henüz sayım devam ederken çıkıp arada da 3000 fark oy olduğunu bizzat kendiniz söylerken biz kazandık nasıl dediniz? Peki oradaki amaç neydi? 31 Mart gecesindeki amaç? Bunu kimse sormadı büyük ihtimalle çünkü bununla ilgili bir cevap yok gelen notlar arasında. Yine seçim gecesi şöyle ki, yine Iğdır kararı meselesi var. Onu da görmezden geldi Binali Yıldırım. Iğdır'da da benzer bir olay oldu geçmişte. Fakat başvuru süresi sebebiyle bu iş yapılamayınca, birebir aktaralım daha doğrusu. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin belediye başkan adayı Hasan Alagöz yarışı 1444 oy farkla kaybetti. Alagöz, ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı itirazda Iğdır'da ikamet etmeyen bir kısım seçmenin hileli yollarla seçmen olarak kütüklerde yazdırılıp oy kullandırıldığını, belli bölge seçmen kütüklerinde taşıma seçmenlerin kayıt ettirildiğini ve bu seçmenlerin kullandıkları oyların seçim sonuçlarını etkilediğini öne sürdü. Devamında itiraz dilekçesinde seçmen kütüklerine hileli yollarla kaydedilen seçmenlerin kullandıkları oylar sebebiyle seçim sonuçlarının seçmenin gerçek iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle iptalini istedi. Hasan Alagöz, sahte seçme iddialarının seçim kurullarının dışında savcılığa da taşıdığı suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı. 3 ay süren soruşturmada Iğdır genelinde 3600'den fazla sahte seçmen olduğu tespit edildi ve bununla ilgili 7 muhtar gözaltına alındı. Gözaltına alınan muhtarlar yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı. YSK ise konuyla ilgili 3119 sayılı kararını 2014 yılında açıkladı. YSK oy birliğiyle aldığı kararda seçmen kütüklerinin kesinleşmiş olması ve yine 122. madde uyarınca kurul başkanlarının kararının kesin olması gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Yani ne yazık ki kesinleşmiş bir yolsuzluk olduğunun ortaya çıkmasına rağmen o günkü YSK aslında aynı üyelerden oluşuyor. Birçok üye devam ediyor görevine. Böyle bir karar almıştı. Bunu görmezden geldi. Asıl hani o acaba adam kazandı mı demek istediği bölümü aktaralım. Diyor ki Yıldırım, birebir ifadeler. Bu seçimi her kim kazanmış olursa olsun sizce neden çok açık bir farkla kazanmadınız sorusuna, bu seçimde karşı adayın daha fazla oy almasının sebebi ittifakların oluşmasından kaynaklanıyor. Bir daha tekrar edeyim. Bu seçimde karşı adayın daha fazla oy almasının sebebi ittifakların oluşmasından kaynaklanıyor. Karşı taraf daha fazla oy aldıysa seçimin kazananını hangi yolla belirleyeceğiz mesela? Yazı tura mı atacağız? Yani seçim yapıyorsanız karşı taraf daha fazla oy almışsa kazanan karşı taraftır zaten. İkincisi, karşı tarafın, ki bence bu da epey bir tartışmaya sebep olabilir, karşı tarafın ittifaklarından kaynaklanıyor diyor
AKP seçime tek başına girmedi. MHP ile beraber ittifak yaptı. Yani MHP ile yaptığı ittifakı da görmezden geliyor. Acaba MHP buna ne der? İşin özü bir saymama hali var ve bence hani 10 gün sonra ortaya çıkması ve basın toplantısındaki yüz ifadesine de bakıldığında Binali Yıldırım içinde bulunduğu durumdan memnun değil. Hatta kendisine şu soru da soruldu. Tekrar seçim olursa aday olacak mısınız? Siz mi yarışacaksınız sorusuyla ilgili ise çok net evet buradayım sonuna kadar yarışacağım nevinden bir cümle etmedi. Bu da işin ayrı tarafı.